üvey babamdan. Hamile kaldım. Ne? Doğurmaya karar vermiştim. Onun hiçbir suçu yoktu ki. Peki ona çocuğa ne oldu? Oğlum. Aman Allah'ım. Serkan kardeşim olabilir mi? Oğlum. Ben iyiyim babacığım. İyi misin? Seni özledim. Ben de Can. Evet. Evet ne? Evlatlık belgesini bulabildin mi? Buldum. Ne bu şimdi? Oyun filan mı? İyi bildin. Oyunun adı da önce mangırları görelim. Aradığım bilgi bayağı önemli ha? Aslında sadece bir soyadı. Matra. Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Ya o soru bana ait. Neden bahsediyorsun? Sence? Kafanı benimle o kadar bozmuşsun ki artık her türlü saçma fantezi olabilir. Yeniri küçümseme değil. Ben senin yapabileceklerini hayal bile edemem. Vay ben neymişim? İblis. Ne? Ne duymak istiyorsun? İtirafını, yaptıklarını. Evime yolladığın suç ortağının kimliğini. Neden bahsettiğini bilemeyeceğim. Biliyoruz niye biliyoruz. Biliyoruz! O halde ispat et. Çok yakında seni cehennemine geri göndereceğim. Alo? Melek. Şimdi beni iyi dinle. Annemin evine girilip benimle ilgili bir evrak çalındı. Bunu yaptıranın Nil olduğundan eminim ben. Bana kime yaptırmış olabileceği konusunda yardımcı olman lazım. Ben nasıl yardım edebilirim? Eve giren seni öldürmeye kalkışanla aynı adam olabilir mi? Olabilir. Beni Fas'ta öldürtmeye çalışan da üvey kız kardeşim Nil'di. Serkan'ın annesi mi? Evet. Benim Fas'ta kaldığım süre içinde kocamla evlendi. Kızım onun ellerinde kaldı. Hala da onda. Kim? Melek. Efendim? Mithat, Nil'le kahveci bir şeyler yapmaya hazırlanıyorlar. Kahveci, beni vuran pislik. Bilmiyorum, o kadarını duyamadım. Ne olur dikkatli olun. Ben, oradaydım çünkü. Bana hemen oldukları yerin adresini söylüyorsun Melek. Ne demek olmaz? Sana yaptıklarımızın karşılığı bu mu? Sakın söyleme. Asıl söylersem size kötülük etmiş olurum. Yalvarırım, sadece dikkatli olun. Çalıştır. Sağır mısın? Gidelim o zaman. Hayır olmaz. Sana bir şey olursa... Hayatta herkes için bir cehennem vardır. Hayatını tehlikeye atmış oluruz. Oysa Mithat'ın yardıma ihtiyacı olabilir. Ama... Mithat! Mithat! Geldim Mithat! Sahra gelme! Git! Uzaklaş! Gelme Sahra!
Gelme! Git! Abi, uzaklaş burada! Git! Uzaklaş! Ay, iyi misin? Sana bir şey yapmadı ya. Sana git buradan dedim. Git! Seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Uzaktan ateş edecek. İkimiz de ateş edecek. Sahra, git! Sahra, lütfen git. Git diyorum sana. Git buradan. Sahra, git! Yardım et. Buraya gel. O kim lan? Sahra yapma. Götür onu buradan. Eğer birazcık seviyorsan götür. Sahra, gel. Bırak! Bırak beni! Mithat! Gel! Bırak beni! Bırak! Mithat! Sahra! Ne olacaksa ikimiz olsun. Seni seviyorum ben. Seviyorum. Seviyorum Mithat. Seni seviyorum ben. Seviyorum. Sana onu birazcık seviyorsan götür dedim. Götür! Götür! Mithat! Sahra gel! Bırak beni! Gel! Bırak! Bırak beni! Mithat! Sahra gel! Mithat! 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 Hayır, içeri almıyoruz lütfen. Mithat. Sahra. Bana iyi olacaktı Hüseyin. İyi olacaktı. Hayati bir tehlike olduğunu düşün. Sakin ol lütfen, sakin ol. Sizi arayıp olay yerine çağırdılar. Evet. Sonra? Eşim bir direğe bağlanmıştı. Gözleri de bağlıydı. Peki şahsı teşhis edebilir misiniz? Adamı göremedik. Uzaktan ateş etti sanırım. Adam olduğunu nereden biliyorsunuz? Çünkü telefondaki bir erkek sesiydi. Siz Mithat Bey'in nesi oluyorsunuz? Ben arkadaşıyım. Telefonunuz çalıyor. Bakmayacak mısınız? Efendim Firuza. Zahra kızım. Rahatsız etmiyorumdur inşallah. Hayır. Mithat'ı merak ettim de. Serkan'ın oyunu getirmek için benim eve gidecekti. Telefonu da kapalı. Hani belki seninledir diye. Merak etme Firuza. Mithat benimle. Şeydeyiz. Doktor Ümit Ağacı. Doktor Ümit Ağacı. Ameliyathaneden bekleniyorsun. Ama siz hastane... Dedesiniz. Oğluma bir şey olmadı ya. Önemli bir şey yok. Ufak bir kaza atlattık. Mithat bacağından yaralandı Firuzan. Yo, iyiyim ben. Bence Serkan'ı buraya hiç getirmeyin. Gerçekten gerek yok. Tamam, sizi sık sık haberdar ederim. Tamam. Tamam, haklısın kızım. Ama lütfen beni merakta bırakma, olur mu? Tamam.
Babam neredeymiş? Salma'yla beraberlermiş. Nerede? Bir arkadaşını ziyarete gitmişler. Ne zaman gelecek? Bilmiyorum. Neden ağlıyorsun? Gözüme bir şey kaçtı da. Sinek mi? Olabilir, olabilir. Sinek savar sıkalım. Hayır, hayır, gerek yok. Bak, geçti bile. Gel, gel. Geçti bile. Canım, canım. Melek, iyi misin? Demin sanki şurama aniden bir acı oturdu. Endişelisin de ondandır. İçini ferah tutmaya çalış. O yılan her an bir şey yapacak diye ödüm kopuyor. Eğer korkularımıza odaklanırsak onları şuursuzca hayatımıza çekeriz. Elimde değil Yusuf Baba. Mithat'la Sahra'nın iyi olduğunu duymak istiyorum. Tamam. Madem için öyle rahat edecek, o zaman sen telefon et, ben de şu kırıkları toplayayım. Sağ ol. Ziyaretin bittiğinde seni alırım. Ha, gelmemekte ısrarlısın yani. Kusura bakma ama Mithat benim umurumda değil. Yaptıklarından sonra. Adam vurulmuş, sen neyin hesabındasın? Başından beri hesaplı davranan onlar. Eden bulurmuş. Çok dik kafalı bir gaddarsın. Bitirince ararsın. Zahmet etme. Ben kendi başıma dönerim. Şansı varmış. Evet, onun için burada yatıyor. Tetikçi bir milim yukarıdan vursa tibiayı parçalarmış. Neyse ki kurşun sadece fibulaya zarar vermiş. Excuse me? Bir de Türkçe konuşsam. Feyza. Zahra. Yanındayım canım. Gelme. Ateş edecek, gelme. Bitti canım, bitti. Hepsi geçti. Merak etme, narkozun etkisi. Kendine gelir birazdan. Oscar'lık film çekmişim Allah'ıma. Mithat! Tek jüri ben olduğumdan bununla yetinmen gerekecek. Bereket versin. İyi iş çıkardın. Herif uyarı atışını dikkate almasa da işi tamamına erdirip biraz daha nasiplensek. Gözün doysun. Ne yaparsın? Altın madeninden küpümü doldurmadan çıkarsam yazık bana. Gerçekten sana yazık olmasını istemiyorsan uzun bir süre ortadan kaybol. Karı kısmından emir almayı sevmem. Sen de bunu bir tavsiye olarak kabul et o zaman. Tavsiyeye ihtiyacımız yok çok şükür. Sen tay tay dururken ben bu işi yapıyordum. Her neyse, dediğin gibi. Sen işini bilirsin. Güle güle. Mithat. Zahra. Bacağım duruyor mu? Duruyor, merak etme. Yoksa hissetmiyor musun? Ay, felç olmasın. Feyza. Kurşunun isabet ettiği yer konusunda şanslıymışsın. Hüseyin diyor ki... Ne işi var onun burada? Geçmiş olsun Mithat. Geçecek, merak etme. Ölmeye hiç niyetim yok. Mithat lütfen. Hüseyin sana... Ben kafeteryada olacağım. Görüşürüz Mithat. Benimle kahve içer misin Feyza? Hayır. Çay? Ha, tabii siz karı koca konuşun biraz. Değil mi? Çok düşüncelisin.
Sana ilk müdahaleyi Hüseyin yaptı Mithat. Doktorlarla bizzat konuştu. Buraya geldiğimizden beri bir dakika bile oturmadı. Senin için gerçekten endişe etti. Ondan ne bekliyorsun? Seninle Fas'a dönmesini falan mı? Bu güzel olurdu. Olmazdı. Zahra'nın yeri burası. Arkadaşını bu kadar düşünüyorsan burada kalmasının tehlikeli olduğunu görmen gerekir. Haklısın. Bu işte kesin Nilen Gereği'nin parmağı var. Mithat haklıymış. Ben Zahra'yı uyarırken niyeti farklı sanmıştım. İnsan herkesi kendi gibi bilirmiş. Mithat art niyeti davranmayacak kadar dürüst, aynı zamanda sezgili ve de zeki bir insandır. Başka? Eniştemin özellikleri saymakla bitmez. Oraya hiç gelmemeliydin. Hayatın tehlikedeydi. Derdi benim neydi? Seni niye çağırdı ki? Belli ki aynı anda ikimizin de canı yansın istedi. Çok şükür hayattasın. Ve neyse ki senin de acını hafifletecek bir doktorun var. Mithat, anlamıyor musun? Bugün sana söylediğim... Bence de. Bugün söylediklerini unutmakta fayda var. Ama doğruydu. Beni sevdiğini haykırırken Hüseyin'le eşit koşullarda değildik. Öleceğimi sanmıştın. Ama şimdi yaşıyorsun. Ve yanındayım. Aynı duygularla. Sözlerime inanmıyorsan... Aslında beni sevdiğine şüphem yok. Sadece bu sevginin biçimine karar vermek için biraz hassas bir zaman. Ama eğer bugün yaşanmasaydı, şu an yanımda olur muydun Zahra? Bir kahve daha içer misin? Sağ ol, istemem. Ben bir tane daha içeceğim. Ha, daha buradasın yani. Zahra'yı yalnız bırakmak istemiyorum. Ben dururum onunla. Sen artık oteline, hatta Fas'a bile dönebilirsin. Daha değil. Ne zaman peki? Feyza? Nihat? Mithat Bey'i ziyaret etmeye mi karar verdin? Yok. Kafeteryada seni beklemeye geldim. Çiçekler? Sana. Tamam. Mithat Bey'i iletmen için. Arkadaş kim? Kim? Ha, o arkadaş. Şey canım. O şey. Salma Hanım'ın. Kuzeniyim. Fas'tan. Hüseyin. Ama bu... Bu... Bir şey mi oldu Serkan? Otur yerine. Öyle şeyler biliyorum ki. Öyle şeyler biliyorum ki. Bu sırları kendime saklayarak seni yaşarken ölüme mahkum edeceğim. Sen ne deme... Bence öğrenmek için sabırsızlanma.
İnan bana tercih etmezsin. Kızım. Belge. Aradığın bilgi bayağı önemli ha? Aslında sadece bir soyadı. Madra. Mithat Madra ve Sahra Evliyagil ha? Süründüreceğim sizi. Ölüp kurtulmak isteyeceksiniz. İnlemeye başladınız bile. Baba! Baba! Baba Ali! Uyandın mı sen babaannem? Babam nerede? Hastanede. Ayağını burdu. Önemli bir şey değil. Önemli bir şey değil. Değil. Babama gidelim. Babama gidelim. Babamı görmek istiyorum. Ben de canım. Ben de. Hadi. 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 Hala ulaşılamıyor mu? Ben de merak etmeye başladım. Eğer Nil kıllarına zarar verdiyse onu... Kızım başlama yine. Sahra'nın da telefonu yok. Nasıl haber alacağız Yusuf Baba? Doktor Tuncu arayacağım. O Mithat'ın ev telefonunu biliyordur. Hatun çalışanları göndermiş. Sahra, bütün gece uyumadım ve hiçbir şey yemedim. Canım istemiyor. Ama mecbursun. Tabii hazır hastanedeyken hastanelik olayım diyorsan o başka. Her şeyi geçirecek bir hap yok mu doktor? Sizin reçetenize deniz kenarında şöyle güzel bir kahvaltı yazıyorum. Ama hastaneden ayrılmasak. Tamam. O halde biz de kafeteryada yeriz Salma Hanım. Anlaştık doktor bey. Hasan Şahin hangi odada kalıyor efendim? Bir bakayım. 302 numaralı. İyi günler. Mithat Demircan hangi odada kalıyor acaba? 414 numarada efendim. Teşekkürler. Buyurun. Aa, Nil Hanım şu anda yoklar. Bilemiyorum. Kim arıyordu? Tabii, iletirim. Emin... Ha, Yemin Tezer. Geçmiş olsun. İşimi bitirebilirdin.
Çiçekleri nereye bırakayım? Neden yarım bıraktın? Buraya bırakıyorum. Bundan sonraki planın ne? Bence bu durumu fırsat bilip iyice bir dinlen. Baksana yorgunluktan nasıl da saçmalıyorsun. Atomu ben idare ederim. Hapisteyken bunu nasıl başaracağını merak ediyorum. Beni neden hapse atsınlar ki? Dün bütün gün yar öyleydim. Sonra da evde yapma. İpek ve İffet'le. Uzaktan kumanda senin elindeydi. Komut tuşlarına basan sendin. Allah'tan elim kaymamış. Tetikçinin yüzünü gördüm. Robot resmini de çizdirdim. Yakalanınca seni teşhis edecek. Yani niyetin durup dururken huzurumu kaçırmak, öyle mi? Çok daha fazlası. Madem rahatım kaçacak, en iyisi şu an benimle olan tek varlığım. İpeği de alıp uzun bir süre yurt dışına çıkayım. Hem birbirimizi özleriz biraz. İlişkimiz monotonlaşmaya başlamıştı. Araya polis falan böyle üçüncü kişileri soktuğuna göre. Hoşça kal. Nil. Haklısın. Oyunumuza tek tek devam edelim. İşte bekle beni. Çantam arabada. Taksi! Taksi! Merhaba. Sen de mi hastasın? Hayır. Babanı ziyarete geldim. Bir daha gelme. Olur. Meraklısı değilim zaten. Geçmiş olsun demek nezaket gereğidir. Bir şey yok. Ayağı burkuldu. Vuruldu demek istiyorsun herhalde. Babanı bacağından silahla vurmuşlar. Yalancı. Belki de bu babanın son görüşündür. Allah korusun. Bir daha biri onu vurmaya kalkarsa ölebilir. Babamı göreceğim. Babamı göreceğim. İstersen seni ona götürebilirim. Hı? Acaba şu boylarda üzerinde krem rengi bir kaban, lacivert bir pantolon var. Tamam, siz telaş etmeyin efendim. Şimdi hastane güvenliğini ararız, torununuzu bulurlar. Lütfen, lütfen çabuk olun. Tamam. Baba! 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 Bakar mısınız? Buralarda bir erkek çocuğu gördünüz mü? Hayır efendim. İyi günler. İyi günler efendim. Mithat Demircan'ın odası. 414 numara efendim, 4. kat. Teşekkür ederim, iyi günler. Size de. Asansör? Hemen sol tarafta. Sağ olun. Firuzan? Firuzan? Ah, ne yapacağımı şaşırdım kızım. Ne oldu, yoksa Mithat'a bir şey mi Hayır. oldu? Hayır, Serkan kayboldu.
yerin var delikanlı. Senin gibi güçlü bir erkek ağlıyorsa önemli bir sebebi olmalı ha? Söylemek ister misin? Babamı bulamıyorum. Yardım etmemi ister misin? Babanın adı neydi? Mithat Demircan. Tamam, sakin olun hanımefendi. Hala hastanedeyse anonsa mutlaka cevap verecektir. Tamam. Ama yani... 12 yaşlarında bir erkek çocuğunun kaybolduğu bir durum. Lütfen bütün katları araştırın. Tamam. Hüseyin de hastanenin çevresine bakacak. Tamam kızım. Babaanne! Serkan! Küçük Bey'le tesadüfen karşılaştık. Siz? Yusuf Bey bizim aile dostumuz Firuza. Bugün telefonda rahatsız etmiştim. Mithat'a ulaşamayınca. Evet. Arayan sizdiniz demek. Neredesin oğlum sen? Sana beni bekle dedim değil mi? Babam aradım. Aa. Baban burada bir tanem. Öldü mü peki? Ağzından yel alsın. Bunu da nereden çıkardın? Bakar mısınız? Kim o güller? Niltara'ya. Niltara benim. Şuraya bir imza alabilir miyim? Kimden? İsim verilmemiş hanımefendi. Belki kartta yazıyordur. İyi günler. Size de. İffet! Buradayız Nil Hanım. Ha, görebildiniz mi Mithat Bey nasıl? Maşallah var. Turp gibi. Çok şükür. Büyük geçmiş olsun. Hadi ama güzelim bir kaşık daha. İstemiyorsa zorlama. Ama zaten çok az yiyor. Korkma. İki kaşık az yedi diye zafiyet geçirmez. Bugün bir huysuzluğu var ama hayırdır inşallah. Şımarıklık işte. Arayan soran var mı? Aa, bir bey aradı. Oraya not almıştım. Adı neydi? Yemin Tezer. Ha evet Yemin Bey. Hadi kızım aç ağzını. Allah Allah. Kim ki acaba? Ne istiyormuş? Ay ne yaptın yavrum? Rica ederim bırak artık şunu. Bırak dolaşsın biraz. Yemin mi ne karın ağrısı? Ne istediğini söyledi mi? Hayır efendim. İpek! Ben bir baksam iyi olacak. Alo. Oo, merhaba Nil Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Ben de aramanızı bekliyordum. Güller. Evet ben gönderdim. Öyle bir hoşluk olsun diyerekten. Belki davetimi reddedersiniz filan diye anlatabiliyor muyum? Gerçekten de aldığım en zarif randevu talebiydi. Rica ederim. Nil Hanım bir yüz yüze konuşsak diyorum. Yok siz zahmet etmeyin ben aldırırım sizi. Size de size de. Nereden çıkardın oğlum kötü olduğumu? Küçük bir kazaydı hepsi o. Aklımızı aldın vallahi Serkan. Öyle söyledik. Kim? Lara'nın annesi. Nil mi? O burada mıydı? Ziyaretime gelmiş. Ne dedi sana? Babam vuruldu dedi. Buna inanamıyorum. Bu kadın... Ha, ne şakacı biri. Öyle değil mi Salma Hanım? Ya ne demezsiniz? Belli ki Nil Hanım şaka yapmış. Serkan da yanlış anlamış. Ben de oğlum ayağına bastım. Oh, helal olsun oğluma. Helal olsun. Melek de gelmek istedi ancak durumu biliyorsunuz. Geçmiş olsun dileklerini gönderdi. Sizler için çok endişeli. Kaza haberini alınca perişan oldu. Onun hakkında nasıl da yanıldım. Kendinize haksızlık etmeyin lütfen.
Meleğe hayatında kimsenin tanımadığı şansı sunan da sizdiniz. Ben artık izninizi isteyeyim. Geldiğiniz için tekrar sağ olun. Geçireyim sizi. Bu gece ben kalayım yanında. Sen de gidip dinlen biraz kızım. Hüseyin burada mı hala Sahra? Evet. Onunla konuşmak istiyorum. Durun ben de sizinle gelip bir hava alayım. Serkan hadi oğlum. Kalacağım. Kalacak o. Tamam. Buyurun. Aslanım. Hüseyin. Mithat seni görmek istiyor. Emin mi? Bilmem. Kendisine sor istersen. Siz geçin yavrum. Ben eşlik ederim Yusuf Bey'e. Zahmet etmeseydiniz efendim. Ne demek efendim? Rica ederim. Evet. Sağ olun. Neyiniz var? Ne oldu? Buyurun şöyle oturun efendim. Ben de anlamadım. Dengemi kaybettim bir an. Tansiyon sorununuz falan var mı? Yok. Yok bir şeyim. Gayet iyiyim ben. Olsun. Biz yine de bir baktıralım isterseniz. Tamam. Buyurun. Bak oğlum, bu beyin adı Hüseyin. Salman'ın arkadaşı. Hüseyin ne? Hüseyin amca, Hüseyin abi, Hüseyin dede. Nasıl istersen. Hüseyin dede. Ne yaptın oğlum? Baba olmadan dede olunur mu hiç? Hüseyin'in bir oğlu var Mithat. Desene çok ortak yönümüz var. Hadi siz Salma'yla bir hastaneye dolaşın biraz. Tabii keşfetmediğin yer kaldıysa. Hı? Gel Serkan, gel Can. Düello için ayağa kalkmanı bekleseydik. Yatıp da kalkmamak, kalkıp da düello yapamamak var diye ben işimi sağlama alayım dedim. Senden bir şey isteyeceğim Hüseyin. Nedir? Ne kadar daha buradasın? Neden sordun? Şu aralar yalnız kalmaları doğru değil. Başlarında bir erkek olsun istiyorum. Bir süreliğine bizimkilere göz kulak olur musun diye soracaktım. Dediğin gibi ben ayağa kalkıp düello yapabilecek duruma gelene kadar en azından. Gözün arkada kalmasın. Yanlarında olacağım. Bir de... Evet. İlk müdahale için sağ ol. Ne yaparsın mesleki hastalık. Hem belki bir gün benim de sana işim düşer. Sizi de alıp koydum. Bir işiniz yoktu inşallah. Benim işim bu. Emekli hasta bakıcıyım. Anladığım kadarıyla emin ellerdeyim. Ancak durumumun o kadar da vahim olduğunu sanmıyorum. Yüzünüzün rengi yerine gelmedi henüz. O her zaman biraz gecikir. Acelem yok. Ben sizin yerinize beklerim. Öyleyse ben de size eşlik edeyim. Beraber bekleyelim bari. Peki ya siz? Sizin çalışma hayatınız oldu mu? Olmaz mı? Kıdemli anneyim. Maalesef bu mesleğin emekliliği de yok. Allah zorunlu emeklilik yaşatmasın. Ya. Siz şimdi bir çay içebilecek durumda mısınız? Sohbetin yanında aranıyor vallahi. Bize iki çay verir misiniz? Ben biliyordum böyle olacağını. Tahmin etmiştim. O şeytandan her türlü kötülük beklenir. Allah onun belasını versin. Ne istiyor insanlardan ha? Ne istiyor bizden? Bırakmadın beni geberteyim o pisliği. Bırakmadın temizliğim ikisini de. Temizlik çiliğe başladığını bilmiyordum. Dalga geçme Yusuf Baba ya.
Dalga geçmek zorundayım. Söylediklerini ciddiye alırsam fena bozuşacağız çünkü. Yalan mı? O gece ikisini de haklasam Mithat vurulmayacak, Sahra da üzülmeyecekti. Mithat Bey'in sağlık durumu gayet iyi. Olmayabilirdi. İfade vermişler. Polis de zanlının peşinde. Bu iş böyle olmayacak. Bırak beni Yusuf Baba. Nereye? Bundan böyle kimseye zarar veremeyecekler. Nasıl? Biliyorsun işte. Diyelim ki aklından geçeni yaptın. Ne farkın kalacak onlardan? Bana soru sorma. Düşünürsen vazgeçerim. Git hadi. Git o zaman. Hayat kurtarayım derken git kendi hayatını teslim et Azrail'in eline. Hatalarının bedelini ödemişken, onca acı çekip hayata dönmüşken tekrar gir Kodes'e. Hiç durma. Hadi git. Ya ne yapayım? Oturup hayatımı kurtaran insanların öldürülmesini mi bekleyeyim burada? Ben bir kızımı daha kaybetmek istemiyorum Melek. Ne demek ki polisi karıştırmayalım oğlum? Karıştırmayalım demedim. Fazla karıştırmayalım dedim. Bu işin fazlası azı nasıl oluyormuş ki? Anne. Bugün Nil buraya gelip eğer polis rahatsız ederse İpeyi de alıp yurt dışına kaçacağını söyledi. Böyle bir şey yaparsa Sahra alt üst olur. Ama Nil bunu bana neden söyledi? Anlamadım, neyi? Benim o çocukla hiçbir bağım yok. Görüntüde Sahra'nın da, yani ipeyi bize karşı kullanma niyeti. Eğer Nil Salma'nın gerçekte Sahra olup yaşadığını öğrenmişse çok kötü şeyler olur anne. Ya Rabbi, bu nasıl insan? Şeytan diyor ki aman anne ya, ya aman aman. Şeytanın ahbaplığını ile bırak. Zaten istesen de onun kadar iyi ilişki kuramazsın. Kıyamam ben sana. Kıyamam ben size. Hadi sizin ne zoru var da? Torunumla neden uğraşıyor ki? Hem de öz oğluyla. Ona nasıl eziyet edebildi? Sus anne. Ne olur sus. Düşündükçe düşündüklerimden korkar oldum. Nil Hanım çıkınca size sürpriz yapalım dedik. Hoş geldiniz. O kadar ihtiyacım vardı ki. Bu taraftan efendim. Buyurun. Şöyle buyurun. Yardımcı olayım. Buyurun efendim. Yemin Bey, Nil Hanım geldiler efendim.
Fakirhaneme hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizinle tanışıyoruz sanki Emin Bey. Tamam. Belki gazetelerde falan görmüşlüğünüz vardır. Basının uğraştığı bazı iş adamlarının davaları vardır işte. Onlarla ilgili haberlerde falan. Çoğu müşterimdir. Olabilir. Olabilir. Simanız yabancı gelmeyince. Basın müvekkillerim kadar benimle de uğraşıyor Nilan. Anlatabiliyor muyum? Avukatlar da mı medyanın hedefi artık? Hepsi değil. Nasılsa duyacaksınız. Bana şeytanın avukatı diyorlar. Burbon? Lütfen. Teşekkürler. Peki, haksız bir ün mü bu? Hayır. Nilan'ım. Şeytana hizmet etmek, kendini melek sanan aptallara hizmet etmekten iyidir. Bilmem, öyle midir? Evet. Evet, öyledir. Nilan'ım, iyilik görecedir. Yoruma bağlıdır. Ne istediğini bilmez. Oysa şeytanın hedefi çok daha nettir. Ve meleklere göre bence çok daha dürüsttür, anlatabiliyor muyum? Nilan'ım, benden korktunuz mu? Yok, yok, estağfurullah. Güzel. Şimdi bu adam benden ne istiyor diyorsun? Hı? Acelem yok. Fakir anneniz öyle güzel ki. Bak şimdi. İleri. Sağa ve sola. İyi. Sağ böyle miydi? Dur, olmadı ya. Sağ nasıldı Serkan? İpek senden iyi oynuyor. Cesaretimi kırmasana ya. Cesaretimi kırma benim. Yapma ya. Yapma ya. Yapma. Gıdıklama ya. Gör bak şimdi, bu sefer gör nasıl oluyor. Nasıl oluyor? Tüzdeye gitti araba. İyi, tamam, sıra sende. Hadi buyurun Serkan Bey. Önce beni yen, sonra halvanı at. İpek bile seni yener. Bir de hakaret ha? Bir de hakaret ha? Bir de hakaret ha? Aa, yıkıldım be. Hakaret ha? Yapma, salma. Kimse kurtaramaz seni. Salma, kurtaramaz. Aman ne eğlenmek ne eğlenmek. Erkeklerle kolay arkadaşlık kuruyor ama kadınlara karşı biraz çekingen. Bütün erkek çocuklar öyledir. Ne güzel. İpeği yanınıza aldığınızda bir oğlan bir kız annesi olacaksınız Sahra Hanım. İnşallah o günleri de göreceğiz İffet. Ah, rahmetli Fahri Bey hayatta olsaydı hiç bunlar yaşanmayacaktı. İffet. Sana bir şey sormak istiyorum. Ve bana ne olursa olsun doğruyu söylemeni istiyorum. Bu benim için hayati bir konu. Sizin için gerekirse hayatıma bile vereceğimi biliyorsunuz. Biliyorum, sağ ol. Öyleyse doğruyu söyleyeceğimden emin olun. Sizinle mi ilgili? Hayır, babamla.
Fahri Bey ile ilgili her şeyi size söylemiştim efendim. Belki bunu unuttun veya unutmak istedin. İffet, Nil dedi ki bana, yani Salma Anuar'a dedi ki, babam... Evet. Babam Nil'e tecavüz etmiş. Jumbo karideslerimi beğeneceksiniz Nil Hanım. Fas'tan getirtiyorum. Evet, güzel görünüyor. Ziya. Hep kendimden bahsettim. İnşallah sıkmamışımdır. Estağfurullah. Hiç tanımadığım birinin davetini kabul ettim. Bundan duyduğum rahatsızlığı gidermiş oldunuz. Ne mutlu bana. Neye diyelim? Tanışmamıza. Siz kendinizi tanıttınız ama daha ben... Bana gerekeni biliyorum, yorulmayın. Mesela? Atom'u sigorta eden şirket müşterilerimden biridir. Topraklarınıza çıkan yangını, şirketin çöküşünü ve eşinizin elin vefatını takip ettim. Hepsi bu kadar değil yanılmıyorsam. Yanılmıyorsunuz. Size ait olması gereken bir şirkette %20 hisseyle yetinmek zorunda kaldığınızı, hoşlanmadığınız iki ortağınız olduğunu da biliyorum. Devam edin Yemin Bey. Oysa iki küçük kızınızın öz annesi olsaydınız durum değişirdi. Anlatabiliyor muyum? Bildikleriniz bana çok fazla geldi. Kızma. Niyetim yardım etmek. Niçin? Hem benim yardıma ihtiyacım yok. Acele yok Nil Hanım. Rahmetli eşinizin kızı, Lara. Annesiyle üvey babası onu sizden ayırdılar. Oysa onun yeri sizin yanınızdı. Her bakımda. Gerek ona kalan %20 ise, gerek size olan sevgisi dolayısıyla. Lara'yı geri almama yardım edebilir misiniz? Ben zor davaların avukatıyım. Peki karşılığında ne istiyorsunuz? Yine acele. Önce benden memnun kalın. Fiyatımı sonra konuşuruz. Hı? Anlatabiliyor muyum? Nil. Aman Allah'ım. Bu kadar alçaldı ha. Nasıl söyler? Nasıl cesaret eder? Lütfen İffet, bildiklerini anlat. Evliyagil ailesinin 30 yıllık hizmetkarıyım efendim. Evliyagilleri belki de onların kendilerini tanıdığından daha iyi tanırım. Hizmet verdiğim evin duvarlarına sinen gölgeleri siz göremezsiniz. Ben görürüm. Gerekirse temizlerim. Ama böyle alçakça bir şey mümkün değil Sahra Hanım. Hele söz konusu Fahri Bey ise. İğrenç bir iftira bu. Olamaz. Olmadı da zaten. Asla doğru değil. Seni üzdüm İffet. Bağışla. Ama sormaya mecburdum. Deniz tutmamıştır inşallah. Bana acele etmememi söylüyorsunuz ama her şey çok acele gelişiyor Yemin Bey. Desenize sizi ben tuttum. Benimki sadece bir yardım teklifiydi. Tam değil. Daha çok iş teklifine benziyordu. Zekanın parıltısı yüze yansır derler. Yardım teklifinizin karşılığını hemen konuşursak. Yalnız Lara'yı değil, Atom'u da ortaklarınızdan temizleyebilirim. Patron içeri. Size yakışır Nil Hanım. Ama? Ama ortağınız ben olursam. Yok, resmi değil.
Gayri resmi, gölge ortak yani, anlatabiliyor muyum? Ya sizi devre dışı bırakırsam? Bana nasıl güvenebiliyorsunuz? Size değil. Kendime güveniyorum. Bırakın avukatınız olayım. Teklif şeytanın avukatından gelince. Hiç bu kadar güzel bir şeytan görmemiştim. Peki ben artık izninizle... Nereye? Şu yıldızlara baksanıza. Gece şimdi başlıyor ya. Ziya! Buyurun efendim. Bence de. Ben sizi kastetmiştim. Başka bir şey dinlemek ister misiniz? Sizi. Sonra pişman olmayın ama. Sesim pek iyi değildir. Neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsunuz. Hakkımda bu kadar şey bildiğinize göre meraklı biri olduğumu da biliyorsunuzdur. 1969 Diyarbakır doğumluyum. İlkokulu orada okudum. Parasız yatılıyı kazanınca geldim İstanbul'a. Hukuk fakültesine girişim 86. Merakınızı giderebildim mi? Sanırım şimdilik bu kadarı yeterli. Tek bir şey dışında. Neymiş? Kasım'ın ilk yarısı mı, ikinci yarısı mı? Ne? Doğum tarihiniz. Ha, ilk yarısı. Neden sordunuz? Burcunuzu merak etmiştim. Akrebim. Sizin gibi. İlk kez astrolojiyle bu kadar ilgilenen bir erkek tanıyorum. Benimle daha birçok ilki yaşamanız dileğiyle Nilan. Geç kaldım. Geç kaldım. Serkan yavaş, beni bekle. Lara'nın nesi var? Lara neyin var canım? Neden sınıfında değilsin? Herkes bırakıp gitti beni Salva. Herkes. Babamı özledim, Nil'i özledim, kardeşimi özledim ben. Çok özledim. Üzülme. Sen çok şanslısın Serkan. Annen de baban da yanında. Onları çok sev, tamam mı? Olur, olur. Ağlama. Hepimiz kötü günler yaşıyoruz. Ama inan hepsi geçecek. Her şey yoluna girecek. Her şey iyi yoluna girecek. Nasıl? Nasıl? Bakın ne diyorum. Birinci ders nasılsa kaçtı. Hadi size birer tostla portakal suyu ısmarlayayım ha. Ne dersiniz? Bir de çikolata. Bir de çikolata. Tamam, bir de çikolata. Siz Nil'i görüyor musunuz? Evet, tabii görüyorum. Ben onu sevmiyorum. Bahtine dolaşacağım. Uzaklaşma ama.
Serkan'a bakma sen. Yok anlıyorum. Beni sevmek zor. Neden? O bana benziyor. Çok güçlü gibi görünüyor ama aslında çok korkuyor. İnsanlar onu sevsin istiyor. Sevilmeyince daha da çok korkuyor. Ama sen seviliyorsun Lara. Hem de çok seviliyorsun. Ben, Mithat amcan, İffet, Serkan, İpek. Nil de seni seviyor. Ya baba? O da seviyordu. Öyle olsa bırakıp gitmezdi. O gün bizi İpek'le gezmeye götürmüştü. Bana tuhaf şeyler söyledi. Babam öleceğini biliyordu sanma. Sinan sana ne söyledi Lara? Bir gün tanıdığın insanların peçeleri düşecek dedi. O zaman gerçek yüzlerini görecekmişim. Evet. İyi bildiklerimin kötü, kötü bildiklerimin de iyi yüzlerini görecekmişim. Sizce ne demek istemiş olabilir? Hadi. Bunu başka bir zaman tekrar konuşalım olur mu? Tamam. Okula ne şartla geldiğini unutmuyorsun Serkan. Teneffüslerde sınıftan çıkmak yok. Ya sıkılırsam? Ben yanına gelirim, siz merak etmeyin. Ne istiyorsun benden? Kimsin sen?